Peki kimi ünlülerde estetik yaptırmadıklarını, gençliklerini ve ne kadar formda olduklarını yüz yogasına borçlu olduklarını söylüyorlar. Yedin İnanalım mi? mı? Yedin mi? Yemedim. İzleyelim. İzleyelim. Yoga enteresan bir şey. Ben çok safım. Ünlü güzeller genç kalmanın acısız yolunu buldu. Sonra da tekrardan geriye dönerek buradan tekrar aşağıya doğru. Kimler botoksa veda etti? Yüz yogası magazin dünyasında nasıl trend oldu? Tekrardan dışarı doğru dairemi tamamlıyorum ve lenf sistemine doğru aşağı doğru bırakıyorum. Son günlerde dillerden düşmeyen yüz yogası bizim de radarımıza girdi. Pek çok ünlü güzel botoksa, dolguya veda etti ve doğal güzelliklerini korumak için yüz yogasına başladı. Hayır, bu ilk defa denedim. Arkadaşım yaptırdı da anlattı bana. Şimdi böyle spor yapıyoruz, kendimize dikkat ediyoruz ama aslında yüzde de bir sürü kas olduğu için onları hiçbir zaman ben çalıştırmadım, bilmiyordum. Yüzün yani yaş geçtikçe sarkmasını engelliyor. Nasıl spor yaptığımızda o inceliği sağlıyoruz. Yani işte ne bileyim işte iğne olmadan aslında genç kalabilmek. Demet Özdemir 29 yaşındayken başladı yüz yogasına. Malum yaşı durdurmak için yaşlanmadan önlem almak gerekiyor. Renkli gözleri, neşter değmemiş yüzü ve doğal saçlarıyla magazin dünyasının en güzel kadınlarından olan Müge Boz'da tam bir yüz yogası tutkunu. Tekrardan dışarı doğru dairemi tamamlıyorum ve lenf sistemine doğru aşağı doğru bırakıyorum. Her gün ihmal etmeden yüz yogası yapan Müge Boz 37 yaşında olmasına rağmen hala 20'li yaşlarında gibi görünüyor. Nemlendirici lipstiğimi güzel bir şekilde uyguladıktan sonra şu şekilde dudak hareketleri yaparak dudaklarımdaki kan dolaşımını hızlandırıyorum. Çekimler dışında makyaj yapmayan, estetik operasyonlara mesafeli duran ve doğal denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Tuğba Büyüküstü'nün de sır gibi sakladığı güzellik tiyosu yüz yogası çıktı. Dergenin yeni sayısında senin kapak yapmayı düşünüyorum. İstersen Korludağ magazini Soğan Korludağ magazin diye çevirelim. Sen sürekli benim fotoğraflarımı koy, hep benden bahset. 39 yaşında iki çocuk annesi olan Tuğba Büyüküstün hiç estetik yaptırmamasına rağmen yaşını göstermiyor. Üstelik yüz yogası sayesinde zamanı durdurduğu için de güzelliği hala dillere destan. Öyle ki ünlü oyuncunun ideal yüz olarak gösterilen çehresi İskoçya'da ders konusu bile oldu. Senaryosunda sıkıntılı. Bond, en kötü bond olacak zaten kesin. Kovuldum. Ne? Artık menajerim olmanı istemiyorum. Sen korkak yalancı adamın tekisin. Rolü yaşım yüzünden kaybettim, öğrendim Çınar. Ve sen görevini yapmadın, beni savunmadın. Doğallık denilince akla gelen ilk isimlerden biri de tabii ki Özge Özpirinççi. Ünlü oyuncu saçını boyatmıyor, kaşını aldırmıyor, makyaj yapmıyor ve tüm bunlara rağmen hala kusursuz derecede güzel görünüyor. O da her sabah ve akşam cildindeki kan dolaşımını hızlandıran yüz yogası hareketleriyle kırışıklıklara meydan okuyor. Üstelik hayatı boyunca bir kere botoks yaptırmış, ona da bin pişman olmuş. Şimdilerde yogadan vazgeçmiyor. Bende hiç estetik yok ama botoks yaptırmıştım bir kere alnıma. Aman tanrım, yani romantik komedi oynarken botoks yaptırmak ne demek Özgeciğim? Neden böyle bir şey? Lan! Lan! Eskiya mısın lan sen? Zeynep ne? Zeynep ne yapıyorsun? Bir dakika Fatih. Bak bu günlerdir hayatını zindan ettiğin adam var ya. Benim kocam Fatih Şekercizade. Ailesi Karun kadar zengin. Ama o sırf bana olan aşkından dolayı ailesi tarafından, mirasından da, soyadından da, her şeyinden de men edildi. Ya yüz yogası evet çok düzenli yapamıyorum tabii ki de. Ama yapıldığı zaman etkisinin inanılmaz olduğunu görüyorum. Kaşı doğal, gözü doğal, fiziği doğal. Şevalsam her şeyin doğalından yana. Göz çevresindeki kaz ayakları bile yakışıyor ona. Güzellik baskısına rağmen yüzüne neşter değdirmiyor, yer çekimine yüz yogasıyla meydan okuyor. Hayatta kıdemliyim diyorum. Ya ne güzel. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Önce yerini sağlamlaştırdı, şimdi de içeriği karıştırıyor. Şaşırdın mı? No. Gençlikten, güzellikten söz edilir de o listede Defne Samyeli olmaz mı hiç? Baby, have I got news for you on being used?
Boyu kadar iki kızı olan 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin rutinleri arasında botoks var elbette. Ama kan dolaşımının hızlanmasıyla gelen güzelliğe inanan Defne Samyeli yüz yogasını da asla ihmal etmiyor. Estetik operasyon geçirmeyen, makyajdan uzak duran ve saçındaki beyazlarla barışık olan en güzel oyunculardan biri de Beren Saat. Ölüyorum anlasana. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkencelerin içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum. Beren Saat'in doğal güzelliğinin sırrı da yüz yogası. Beren Saat soğuk aplikatörlerle her gün yüzüne yoga yaptırıyor. Dünyada güzellik takıntısı denilince akla gelen ilk isimlerden olan Victoria Beckham da yüz yogası tutkunlarından. Dolgular, botokslar yetmiyor, bir de üzerine her gün yüz yogası yapıyor. İşte bu kadar emeğin karşılığında oğlunun kız arkadaşından bile genç görünüyor. Hadi Yonca, hep beraber yüz yogası yapıyoruz. Nasıl? Hocamız da Müge Boz. Müge'cim ne yapıyoruz Müge önce? Şöyle. Şöyle. Göz altlarında şöyle yuvarlaklar çiziyoruz. Yalnız böyle makyaj çıkar çıkar. Makyaj geçiyor. Yoncacığım sen de yap bak, yapmam iyi gelecek. Yapmam ben makyajım çıkar. Ben inanıyorum. Bilir miyim ben sabah sabah. Şöyle hafif hafif yapalım. Banu Alkan şöyle yapardı. Bak onunkini yapabilirsin. Banu Alkan'ın yüzünde. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Böyle yapıyor. Belli. Yukarı. Belli diyor. Hangi hareketi? Ha, dudak hareketini hadi yapalım. Ya getir ben ama barkoyu. Ben buna inanıyorum desem. Ben de inanıyorum. Allah. Hı-hı. Eğer her gün muntazam yaparsan işe yarayacağına ben eminim. Hı-hı. Yani vücutta ama da yüzde de. Muntazam da yapmak için bir disiplin gerekiyor. Aynen. O bende yok. Mesela. Ama bizim çene kaslarımız kuvvetli. Çalışıyor. Konuşa. Burası. Gıybet. Hiç. Gıybet masajı. Şurası hiç çökmeyecek. Başka yerler inebilir aşağıya. Düşmeye başlayacak. Evet. Gıybet masajı. Ben şey yapıyorum ama bilmiyorum sen de kullanıyor musun? O masaj taşları var ya böyle. Hiçbir şey kullanmıyorum. Ay çok iyi geliyor onlar. Vallahi o kadar çok şeyleri kurcalayınca da çok faydası olmayacak, zararı olur diye düşünüyorum. Migrene iyi geliyor biliyor musun? Buz gibiyken böyle bastırınca ilaç da aldıysan üstüne böyle bir rahatlatıyor. İşini hızlandırıyor ve rahatlatıyor. Vallahi benim bir tane gözlüğüm var böyle. Koyuyorsun buzdolabına. Onu çıkarıyorsun, takıyorsun. Eğer migren ben migrenim yok da baş ağrısı falan, bir yorgunluk, bir şişlik. Var. Şeyler yok mu? Yani içi böyle şey dolu doluyor. Mavi. Aynen. Öyle. Ve geçiriyor. Hem baş ağrısına iyi geliyor, hem göz şişliğine iyi geliyor. Her şey iyi geliyor. Senin sırrın ne peki? Yoga falan yapmıyorsun. Yoga yapmıyorum ama ben bayağı ciddi pilates yapıyorum. Yani Bodrum'da da başladım. Burada zaten yapıyordum. Bodrum'da da devam ettim. İşte dönem dönem benim böyle kutularım var. Hatta burada şimdi kutum var. Çıkınca o kutumu açıp oradan yiyeceğim. Tabii. Yani dönem dönem böyle bir diyete giriyorum. Çünkü bu pandemi boyunca bayağı bir rahat bıraktım pandemide kendimi. Pandemide ne güzel kısırlar falan yapıyordum mutfakta. Her şey yapıyorum vallahi, yapıyorduk. Ama işte o harika bir şey değil. Ama onu da tadını çıkardık bir miktarda. Yüzüne gözüne bir şey yapıyor musun? Yüzüme gözümde botoks dışında hiçbir şey yok. Şu aralar yok yani, en azından hiç ne bir şey vitamin dolgu, ne bir şey molgu. Hiç yani dolgu, biraz önce içeride bir resim gönderdim işte, yanakları bir gösterseniz ya, çocukluğumdan evet, nerede geldim çocukluk fotoğrafına, yani o yanağı gördükten sonra artık bana dolgu diye sormanıza gerek yok. Evet, senin bu ne ya? Oy, çok tatlı. Ben de yanaklarım doğmuş önce öyle. Bak çok yani daha ne yani, dolgu var mı diye sorulmasa böyle, ezelden beri bu var çünkü ne zaman ki moda çıktı hani bunlar yapılıyor, hep böyle dolgum var, protezim var, abi benim yanaklarım böyle demekten içim şişti. Buyurun işte.